Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. SolidWorks'teki bu dersimde sizlere üzerinde altıgen desenler olan katı model bir simit tasarımını anlatmaya çalışacağım. Dersimize başlayabiliriz. Parçayı seçiyorum. Okey diyorum. Ben yine çalışmaların arka planını düz beyaz seçtim. Öncelikle ön düzleme bir çizim açtım. Sketch komutları içindeki çokgen komutumu çalıştırıyorum. Altıgen olacak. Orijin merkezi bir altıgen çizdim. Çokgenin kenarlarından bir tanesini seçip dikey yap ilişkisi veriyorum. Akıllı ölçülendirmemi aldım. Bu dikey kenarlardan bir tanesine 6 mm ölçüsünü verdim. Yine sketch komutlarından Offset Entities, objeleri ötele komutunu çalıştırdım. Değerime 1 mm olarak giriyorum. Select Chain aktif, yani zinciri seç. Çokgenimin herhangi bir kenarını seçtim. Offsetlemenin içeri doğru olmasını istiyorum. Buradan Reverse tersine işlemiyle offsetlemeyi içeri doğru yaptım. Şimdi pencere açarak tüm elemanları seçiyorum. Buradan Circular Sketch Pattern dairesel çoğaltma komutunu çalıştırdım. Dairesel çoğaltmada döndürme merkezini değiştirmek istiyorum. Buradaki kısmı sağ tuşla Clear Selection ile siliyorum. Şu noktayı yeni döndürme merkezi olarak belirliyorum. 360 derecede toplamda 3 adet çoğaltma yapacağım. Onay verdim. Daha sonra çizimi tamamlamak için sağ üstten de onay verdim. Şimdi tekrar ön düzleme bir çizim açtım. Bu çizimde altta gözüken çizimden belli çizgilerin yansımasını elde etmem lazım. Bunun için Convert Entities objeleri dönüştür komutunu çalıştırıyorum. Bu kutuya seçeceğim çizgilerin yansımasını oluşturacağım. Evet, bu çizgileri seçtikten sonra bu şekilde çizgilerimizin yansımalarını oluşturduk. Dikkat etmiş olduğunuz gibi şu kısımlarda boşluk ve açık var. Buraları da kapatmak için trimin altındaki Extend Entities objeleri uzat komutunu kullanacağım. Bu çizgiye tıkladığımda burayla birleştiğini görüyorsunuz. Aynı şekilde buraya da bu işlemi yapıyorum. Sağ tuş Select ile Seç ile çıktım. Line komutumu aldım. Şuradaki dış kenarın orta noktasından karşı tarafın orta noktasına kadar bir doğru çizdim. Tekrar Line komutumu aldım. Şuradaki orta noktalardan karşıdaki orta noktaya yine bir doğru çizerek birleştirdim. Fazlalıkları budamak için Trim Entities komutumu alıyorum. Şuradaki fazlalıkları, burayı ve şu alttaki fazlalıkları buduyorum. Onay verdim ve sağ üstten çizimimi onayladım. Alttaki görüntüyü kapatmak için çizim bir sketch birinin üzerine geliyorum. Hide gizle diyorum. Elde etmiş olduğumuz ikinci çizimdeki parçamız ya da taslağımız bu. Bunu bir defa tıklayıp seçiyoruz ve buradan unsurlardan ekstrizyon ile katı oluştur komutunu kullanıyorum. Orta düzlemden 2 mm'lik bir kalınlık veriyorum. Şimdi öncelikle şunu yapacağız arkadaşlar. Bu aralığı ölçmem lazım. Bunun için buradaki araçlardan Evaluate kısmı altından Measure ölçüm aracımı alıyorum. Bu yüzeyle bu yüzey arasının ölçüsünü kopyalamak istiyorum. Buradaki disti 10.39 mm'yi seçtim. Sağ tuş kopyala dedim. Not defterime bunu yapıştırıyorum.
Evet. Şimdi önden baktım. Unsurlara geldim. Linear pattern. Doğrusal çoğaltmayı seçtim. Direction yön olarak şu yatay çizgiyi kullanabilirim. Burada mutlaka body'yi kullanıyoruz, gövdeyi. Body'ye parçamı seçtim. Yönü değiştirmek istiyorum. Bu taraf olsun. Biraz önce elde etmiş olduğumuz bu 10.39 mm'lik değeri buraya Ctrl V'ye yapıştırıyorum. Ve onayladığımda 4 adet çoğaltma yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi bu 4 parça ayrı parça halinde. Ben bunları tek gövde haline getirmem için Insert'ten Features, buradan Combine komutunu, birleştir komutunu kullanacağım. Combine komutunu da Add, ekle komutunu seçiyorum. Bu kutucuğa pencere açarak hepsini ekledim. Ve onay verdiğimde tek gövde haline düştük. Şimdi yine unsurlar içerisindeki 3 boyutlu aynalama komutunu kullanacağım. Yine body gövdeyi seçiyorum. Parçamı seçtim. Aynalama yüzeyi düzlemi olarak şu üstteki yüzeylerden birini seçebilirim. Onay verdim. Tekrar bir ölçü almam lazım. Tekrar buraya geldim. Measure'ımı aldım. Bunda bu üst yüzeyle şu alt yüzey arasındaki mesafeyi almak istiyorum. 16.85 seçtim. Sağ tuş kopyala dedim. Ve not defterime bunu da arkadaşlar yapıştırdım. Evet. Tekrar unsurlara geliyorum. Doğrusal çoğaltma komutunu aldım. Yine body gövdeyi seçiyorum. Aynalama düzeltiyorum. Çoğaltma yönü olarak arkadaşlar. Şu dikey kenarlardan bir tanesini seçebilirim. Aşağı yönlü bir çoğaltma yapacağım. 4 adet bir çoğaltma yapacağım. Aralık değerini biraz önce almış olduğumuz bu değeri yapıştıracağız. Burayı seçiyorum. Ctrl V ile bu değeri buraya yapıştırıp Enter tuşuna basıyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi 4 tane gövde var. Bunu yine Combine komutuyla birleştireceğim. Tamamını seçtim. Bunda Combine komutunu bu arama çubuğundan aratmak istiyorum. Com yazdım. Combine birleştir komutu geldi. Add seçeneğiyle zaten seçmiştim. Bunları birleştirip tek gövde haline getirdim. Şimdi bükme işlemi yapacağız. Bunun için kullanacağımız komut yine Insert'ten Features'un altından Flex komutu. Öncelikle parçamı seçtim. Bending seçeneğini kullanıyorum. Diğer ayarlara dokunmuyorum. Sadece arkadaşlar buradaki açıyı 180 derecelik bir bükme işlemi yapacağımı belirtiyorum. Şu şekilde yarım bir silindir oluşturduk. Bunu aynalayarak tam silindir haline getirmek istiyorum. Unsurlardan yine mirror'ı seçtim. Yine body'mizi seçeceğiz. Onay verdim. Aynalama yüzeyi olarak şu yüzeylerden bir tanesini seçmemiz yeterli. Şimdi önden bakıyorum. Tekrar bükme komutunu çalıştıracağım. Buradan Combine veya Insert Features, buradan Flex komutunu çalıştırdım. Parçamı seçiyorum. Öncelikle XYZ dönmelerini merkezlemek için 90 derece çekiyorum her üçünü de. Daha sonra buradaki bükme açısını arkadaşlar 30 derece yapıyorum. 30 derece veya eksi 30 derece kullanabilirsiniz. Ben 30 dereceyi tercih ettim. Onay verdim. Evet, görmüş olduğunuz bu parça 30 derecelik açıyla oluştu bükme işleminde. 360 bölü 30
12 çıkıyor. Yani ben bunu 12 adet çoğalttığımda o simitimi oluşturabileceğim. Şimdi işte o çoğaltmayı, yani döndürerek dairesel çoğaltmayı yapabilmek için bir merkeze ihtiyacım var. Bu merkezi oluşturmak için öncelikle tekrar ön düzleme bir çizim açıyoruz. Çizim açtığımızda da görmektesiniz ki arkadaşlar, orijin çok farklı bir yerde. Yani buradan orijini biz değerlendiremiyoruz. O yüzden bu merkezi bulmak için öncelikle line komutunu alıp line komutunun altındaki option seçeneğinde infinite length kısmını çalıştırıyorum ki sonsuz bir çizgi elde edebileyim. Bu kenarları kullanarak referans çizgilerle merkez bulacağım. Örneğin burada şu iki kenarı kullanabiliriz. Infinite length demiştik. Bu noktayı ve bu noktayı seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi bu açıda sonsuz bir çizgi oluşturduk. Tekrar line komutunu alıyorum. Tekrar infinite length'i kullandım. Aynen sağ taraftaki simetrisi üzerinden bu nokta ve bu noktayı seçiyorum. Tekrar açılı sonsuz bir çizgi oluşturduğumda şu bölgede bir kesişim oluşmakta. Burada nokta komutunu aldım. Şöyle yakın bir yere bir nokta çizdim. Bari sol tuşuyla pencere açarak noktayı ve iki çizgiyi seçtiğimde burada intersection, kesişim ilişkisi olacak. Buna bastığımızda her üçü kesişerek birleşecek. Onay verdim. Artık bu doğrulara ihtiyacım yok. Doğruları seçip klavyeden delete tuşuyla silebilirim. Dikkat edebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu nokta hala mavi çizgi, yani tam tanımı değil. Bunun için bu noktayı seçip buradan sabitle, yani fix komutunu kullanarak sabitliyorum. Şimdi siyah oldu. Onay verip şöyle izometrik baktığımda burada bir noktamız oldu. Bu noktamızı şimdi eksen çizgisi ya da döndürme eksenine çevirmem lazım. Bunun için referans geometrinin altında axis eksen komutunu çalıştırıyorum. Buradaki ilk referansımız oluşturmuş olduğumuz bu nokta olacak. Şöyle gösterirsem daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. İkinci referansımız ise front plane, ön düzlem olacak. Ön düzlemde seçtiğimde şu yönde bir eksen oluşacak ki bu benim ne işime yarayacak? Bu 12'de bir parçayı bu eksen etrafında 12 adet çoğalttığımda simitimi elde etmiş olacağım. Onay verdim. Şimdi buradan yine circular pattern'ı seçiyorum. Yine öncelikle gövdeyi seçiyorum. Bakın bazen böyle seçemiyorsunuz. Tekrar kapatıp boşluğa tıklayarak circular pattern'ı çalıştırıyorum. Önce gövdeyi seçtim. Şu an seçti. Gövdeyi seçebilmek için biraz yaklaşmanızda fayda var. Döndürme ekseni olarak ise bu ekseni seçiyorum. 360 derecede 12 adet çoğaltma yaptığımı belirtiyorum ve onayladığımda katı model altıgen desenli simitimizi oluşturmuş olduk. Evet, bir dersimin daha sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.